Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, iplerim leylak. Bu 443 numara sarı. Ee, 603 numara da pembe. Mavi daha önce alındığı için numarası atılmış arkadaşlar ama o da leylak Tığımda 22 numara şimdi arkadaşlar size yine iğneden tığa bir model tasarladım Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi iki tane yaprağın arasında iki dalın üzerinde iki tane papatyamız var böyle çok tatlı renklerde arkadaşlar biz de bu renklerden hazırlayacağız ve ara suyumuz da bu şekilde böyle çiçeğimize uygun bir ara suyu iki tane koymuşlar sadece arkadaşlar Evet şimdi modelimizin hazırlamadım daha önce dediğim gibi sizlerle beraber hazırlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sihirli halkanın yapımıyla başlıyoruz. Şimdi parmağımızda gelen ipi bakın öbür ipin üzerine tuttuğumuz elimizdeki ipin üzerine bu şekilde kapatıp şöyle iki parmağımla bunu tutuyorum. Yuvanın içine girdim. Şöyle hemen zincir çekmeye başlıyorum. 4 tane zincir yapacağım ilk olduğu için değerleri üçer zincirli ve bu iki telin arasından giriyorum bu şekilde sahte sık iğne ile kapatacağım arkadaşlar bakın buraya minik bir yuva yaptım şöyle anlaşılır olduğunu belirtmek için yine bir çekeyim arkadaşlar ipi halkamız sağlam demektir Evet yine bakın iki telin arasından girip bir tane ilmek alıyorum ve 3 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum buraya 6 tane bu şekilde yuva yapacağız zincirimi çektim halkamın içine girdim ve bakın kapattım 3 tane oldu yine arkadaşlar 3 zincirimi çektim halkanın içine giriyorum Sık iğne ile buraya sabitledim. Altıya tamamlayalım. Üç zincirimizi çekip arkadaşlar mesela ipi çok çektik ya şöyle bakın ilk kirpikten tutup şöyle genişletebiliriz. Halkamızı bu şekilde büyütüp daraltabiliriz. Yine arasına girdim. Beşinci kirpiğimi buraya sahte sık iğne ile sabitli. Bakın minik minik nasıl güzel böyle yuvalarımız oluyor. Sonuncu 3 zincirimi çekiyorum ve bu ortadaki yuvadan girip şimdi arkadaşlar sık ile buraya sabitliyorum. Evet şöyle bir zincir de çekelim ki açılmasın arkadaşlar. Bu ipi sonuna kadar şöyle full gelirdirdim. Bakın nasıl minik ve kibar bir yuvamız oldu Arkadaşlar bu sihirli halkanın vermiş olduğu zariflik de bu şekilde iyice sıktırdım şimdi iki tane zincirimi çektim dibine ve kirpiğimin içine girip bir üst çıkmak için iki zincirimle bu şekilde çıktım yuvanın içine dört tane zincir çekerek tekrar yuvalar hazırlayacağız bu yuvalar da arkadaşlar bizim çiçeğimiz için yine yandaki İkinci yuvanın içine bu şekilde giriyorum bakın sık iğne ile sabitledim tekrar 4 zincirimi çektim ikinci yuvanın içine girip buraya sık iğne ile sabitliyorum kirpiklerimizin kenarına şöyle mavi çiçeğimiz için yuvalar hazırlıyoruz yine 4 zincir 4 zincir sonuncu bu şekilde kirpiğimizi de girdik buranın da 4 zincirini çekip ilk bakın başladığımız yerden arkadaşlar buradan hani sık iğne ile çıkmıştık ya onun arasından şöyle bu şekilde zarif bir görüntü olması için sabitliyorum bakın bir zincirini de dibine çektik şöyle İpimizi koparıyorum arkadaşlar. Ters tarafından her zaman yaptığım gibi şuradan bir ilmek alıp çekip sağlayıp yakalım bunu. Bu şekilde yuvamız hazır. Bakın arkadaşlar. Şimdi hemen ipleri çekip yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde yuvamızı hazırlıyoruz. Şöyle herhangi bir sarı yuvanın içine girelim arkadaşlar sık iğne ile ipimizi buraya tutturalım. Şimdi bu 4 zincirli yuvanın içine de ipimizi tutturduk. Buradan girip dibinde bir zincir, ikinci ilmeğim. Dibinde bir zincir 3 ve 4. 4 zincirin içine 4 tane bu şekilde ilmeğimiz hazır. Şimdi ikişer ikişer ilmekleri alarak arkadaşlar bu şekilde başa kadar gidelim. Evet 4 ilmeği 3 seferde aldık dibine bir zincir çekiyorum şu baştaki ilmeğimi atlayıp ikinci ilmeğin içine giriyorum arkadaşlar bu şekilde sondaki ilmeğin içine de girdim Bakın, 3 oldu 4 olan ilmeğim 3 oldu ve 2 2 alarak bu şekilde 2 seferde aldım yine dibinde sıkı sıkı bir zincir çektim bir tane bırakıp hemen bu şekilde ikincinin içinde bir tane sık iğne yaparak ilmek aldım. Sonra ikisini bir aldım. Bakın minik bir yaprak yaptık arkadaşlar. Çünkü büyük olunca kaba oluyor, havlu kenarlarına, mevlüt örtüsüne göre oluyor. O yüzden yemenilere göre olsun diye bu şekilde yaprağı minik tuttum arkadaşlar sizler için. Şimdi 2 3 4 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Aynı bu sarı yuvamın içine giriyorum. Bakın sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde yaprağım hazır. Ve ikinci sarı yuvaya da sık iğne ile geçiş yapıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane daha gösterelim. Ee, dibinde bir zincir çekiyorum. Şöyle yuvadan girip bir ilmek alıp dibinde bir zincir çekiyorum. Şunun arkadaşlar sık olduğuna emin olun. Gevşekse söküp tekrar yeniden yapın. Çünkü bu baş önemli. 2 3 ve 4 4 tane bu şekilde dibinde zincir çekerek ilmeğimi topluyorum. Ve 2 2 2 alarak 3 seferde aldım. Bir yaprağım oldu. Dibinde bir zincir çekiyorum ki alttaki ilmeklerim otursun. Şöyle yerine güzel bir görünüm olsun. Şöyle tutalım arkadaşlar. Işık almasın. Hemen ikinci telin arasına giriyorum. Bir tanesini eksiltmek için bırakıyorum. Sonra arkadaşlar en sondaki yuvanın içinde de bir ilmek alıyorum ve 2 2 olarak aldım dibinde bir zincirimi çektim bu şekilde ve bir tane atlayıp ikincinin içine girdim şöyle bakın sonuncu yuvam zaten bu arkadaşlar ikisini birden alıp yaprağım bitti 3 seferde 3 sırada yine 10 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi hemen sarı yuvada bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve diğer yuvaya da sık iğne ile geçiyorum Evet arkadaşlar bakın yaprağımız bu şekilde oldu şöyle tutayım şöyle mini kibar sık iğnelerden oluşan tonus işinden bir yaprak yaptık Evet şimdi bu yaprağımızı ben bitireyim arkadaşlar de geri kalan yuvaları tamamlayayım bu ara suyumuz birebir çiçeğimizde çok uyumlu olduğu için iğniyorsanız da aynı bu şekilde olduğu için sizler için tasarladım arkadaşlar. Tığ battığımızın içine girdik. Sık iğne ile sabitledik. İlk başlarken de aynı bu şekilde başlıyoruz. Bir defa tığımın başını doladım. Ve bir iki iki alarak buraya bir tane trabzan yaptık. Yaprağımız için yuva arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bu trabzanın arasına girdim. Şöyle dibinde bir zincir çektim. 2. Dibinde bir arasında girip ilmek alıyorum. Dibinde bir zincir. Tığımda 3 tane ilmek var. Ve bu ilmeklerim arkadaşlar 2 2 alarak bu şekilde topluyorum. Hemen yine zincirimi çektim. Bakın hiç ilmek atlamıyorum. 2 sıra aynı şekilde birinci sırada olduğu gibi ikinci sırada da aynı şekilde 3 ilmekle devam ediyorum 2 ve 2 şimdi arkadaşlar bir zincirimi çektim hemen bakın buradaki ikinci ilmeğin içine girip bir sık iğne yapıyorum ikisini birden kapattım 10 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Evet, şöyle yakından tutuyorum. 2 tane 3 ilmek, sonunda da 2 ilmek alarak 3 sıra bu şekilde tunus işi yapmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya 7 tane tığ battı yapacağım. 2 3 zincir hemen yandaki tığ battıya girip Bakın bu birinci. Üç zincir. Bu ikinci. Burayı yediye çıkaralım. Yedi oldu. Bir tane daha yapalım ki arkadaşlar sekiz olsun. Yine üç zincirli yuvamı bu şekilde buraya hazırladım. Bakın. Üç zincirli yuvam hazır. Şimdi kayamızı yapacağız arkadaşlar. Bakın. En son yaptığımız tığ battının içine giriyorum ve buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum şöyle sahte sık iğne yapıyorum zarif olduğu için 3 zincirimi çektim sıradaki tığ battımın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim bakın arkadaşlar 3 zincir sık iğne ile sabitliyorum 3 zincir sık iğne ile sabitliyorum Evet 4 tane olacak şimdi 3 tane oldu yine 3 zincirimi çektim buraya tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim bakın 5'ten dörde düştü geri kalan bu 3 tane tığ battı da çiçeğimle ara mesafem arkadaşlar bir zincirimi çektim bu şekilde döndüm bakın sık iğne ile buraya sabitledim 3 zincirimi çektim sık iğne ile sabitledim 3 zincirimi çekiyorum buradaki arkadaşlar ikinci yuvaya girdim 3 zincirimi çektim ve yuvaya gelip sık iğne ile sabitledim döndüm arkadaşlar bu şekilde yuvanın içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum şimdi arkadaşlar 5'ten 4'e 4'ten 3'e düştü ve son olarak da arkadaşlar iki tanesini de 5 zincirle yapacağım 5 zincirimi çektim Aslında bunlar çiçeğimin yaprağı ve dalı için arkadaşlar bu 5 zincir yuva bu şekilde yine aslında bu şekildeydi Ben de onunla hem aynı olsun hem de farklı bir böyle yuva yapmış olalım şöyle döndük arkadaşlar düz yüzüne 5 zincir çekiyorum 5 zincirimi çektim hemen zincirimin altından girdim şöyle bir tane üzerine zincir çekiyorum ilmek alıyorum 2 alttan girdim ilmek aldım 3 alttan girdim ilmek aldım 4 zincirimizin altından girip ilmek topluyoruz arkadaşlar 5 ve bu da 6 7 bu 5 zincirli yaptım. Yuvanın içine giriyorum arkadaşlar ve bunu 2 2 toplayarak başa kadar çıkacağız. Evet. Bu şekilde tunus işinden yaprak hazırlamış olacağız arkadaşlar. 2 2 2 7 tane ilmeği ikişer ikişer alarak böyle başa kadar geldim ve sonuncu ikiyi de bu şekilde aldım dibine hemen bir zincir çekiyorum arkadaşlar ikinci sırama hiç ilmek atlamadan direkt bakın aradan telin girip buraya bir zincir çekiyorum telin arasından girdim dibinde bir zincir 3 telin arasından giriyorum dibinde bir zincir 4 5 6 ve dibinde bir zincir çekiyorum 7 bakın arkadaşlar ikinci sırada bu 5 zincirli yuvaya girmiyorum ve ikişer ikişer alarak başa kadar geliyoruz. Evet, 2 2 2 2 ve 2 bir zincirimi çektim dibinde yine aynı şekilde hiç atlamıyorum bakın arkadaşlar hemen ilk telimin arasına girip bir zincir çekip bir tane ilmek topluyorum aynı şekilde devam ediyorum sırasıyla tüm tellerimizin arasına girip bu şekilde 5 6 ve 7 ikişer ikişer alıyorum 2 2 2 2 2 yaprağımız hazır bakın arkadaşlar birebir de boyut olarak bakın şöyle kenardan baktığınız kısımda birebir iğne oyası yaprağı ile aynısı buraya arkadaşlar dört tane zincir çekiyorum şöyle bir güzel bir kirpiğim olsun köşede tomurcuğum olsun dört zincirimi ilk kirpiğimin arasına kapattım bu şekilde ve sırasıyla sık iğne yapıyorum eğer gerdirirse arkadaşlar şekilde zincir çekerek yapabilirsiniz ama yakınsa benim gibi çekmeye gerek kalmadan bu şekilde tellerin arasına girerek sık iğne yapabilirsiniz Evet bakın sonuncu yere geldik sadece ucuna 3 zincirden tomurcuk yaptım gerisi hep sık iğne buraya arkadaşlar şöyle bir tane ilk sıramız için şimdi aşağı meyil edeceğimiz için aynı telin içine köşedeki yaprağın telinin içine iki defa giriyorum. Oraya iki defa girin ki arkadaşlar gerdirmesin. Hatta gerdirenler köşeye üç tane de sık iğne yapabilir. Evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde sonuncu sık iğnemi yaprağımın sonuncu sık iğnesini 5 zincirli yuvada yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya dal yapacağız. Dalımızı biraz uzun yapacağız. Çünkü yaprağımız bir önceki modelde de arkadaşlar dalı kısa olduğu için biraz çiçekler üst üstüne geldi. Siz onu altılı yaparsanız daha böyle dal uzun olacak ama çiçekler değmez birbirine. O şekilde daha net ve güzel durur. Şimdi arkadaşlar buraya bir uzun bir dal yapacağız. Yaprağımız büyükçe çünkü. Bir defa tığımı doladım bir zincirimin üzerine ve 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Aynı trabzanın arasına girip şöyle 2 2 olarak bakın trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 zincirimi çektim ve 2 2 olarak aldım. 1 2 zincir bakın kaç oldu arkadaşlar 4 oldu şöyle uzun da bakın bir, bir zincir çekip sahte trabzanla değil bayağı bir şöyle orta boy bir trabzanla Evet arkadaşlar bu şekilde şimdi çiçeğimi alıyorum ve çiçeğimin bu kopardığım noktadaki hani diğer yuvaya geçişte kullandığım yerden sık iğne ile bu şekilde sıkı sıkı Buraya bir tane sık iğne yapıp sabitliyorum. Evet bakın arkadaşlar en son yaptığımız trabzanımızın içine de bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar iki zincir çekerek aşağı ineceğiz. İki zincir çekerek yukarı çıkmıştık. Bakın ilk yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. Sıradaki yuvamın içine girip sık iğne ile sabitledim. İki zincirimi çekiyorum. Buraya sık iğne ile sabitledim. Bakın, i̇şte yine dibine bir zincirimi çektim. Aynı bu 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabit. Şimdi arkadaşlar diğer 5 zincirli yuvaya da sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu dalımda ne yaptıysam aynı şekilde e, buraya da dal ve yaprak yapıyorum. Bu yaprağın aynısı bu dalın aynısı buraya yapıyorum. Şu pembe çiçeğimi de arkadaşlar bu yapacağım yanındaki dala tutturuyorum bu şekilde sonra dalım bitince kenarına bir tane yaprak yapıyorum ve onları ben tamamlayayım arkadaşlar fazla vakit gitmesin aşağı inip arada bu şekilde 3 tane mesafe bırakıp ara suyunu yapıp devam edeceksiniz Bunda arkadaşlar mavi renkle kirpiğini yapalım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde aynı mavide olduğu gibi pembe çiçeğimizin dalını ve yaprağını bu şekilde çatarak hazırladım arkadaşlar çok güzel çok da zarif oldu bakın dört tane trabzan yaptıktan sonra hiç sık iğne çekmeden kapatırsanız böyle kalıp gibi tutar arkadaşlar çiçeği arasına zincir çekince burası bollaşıyor bir de elinizle yaparken şöyle meyil ettirirseniz bakın biri sola biri sağ tarafı doğru bakıyor çiçeğimizin şöyle ara suyunu da yaptım arkadaşlar Bakın birebir eğer iğne farklı diyorsanız yorumlara yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben elimden geldiğince sizlere faydalı olmak için bu şekilde bakın şöyle diplerini göstermek istedim. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu tarafta yaptığım 3 tane tığ battan sonra arkadaşlar devam edip bu şekilde ara yapacaksınız. Ara suyu, yaprağı, çiçeğin yaprağı hepsi bir arada arkadaşlar bakın. Taz takım bu şekilde bir model hazırladım. Artık bu modeli de beğenmeyene ne diyeyim arkadaşlar? Zevk sahibi arkadaşlarımıza ne bileyim dört dörtlük bir model hazırladım. Çok güzel bir model hazırladım. Şöyle çok tatlı oldu arkadaşlar. Çok tatlış bir model oldu. Böyle yakından göstermek istedim. Evet. Modelim bu. Ee, Elimden geldiğince arkadaşlar sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ve emeklerim için siz de beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.